Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. İlk tekrar programımızda matematikte ikinci derse geldik Tonguç Evran Bey'im. Seninle beraber matematikte birinci derse süper konuları işledik. Şimdi de Tonguç Evran Bey'im karaköklü ifadelere geçiyoruz. Veri yapacağız. Ama tabii ki biliyorsun Tonguç Evran Bey'im birazcık daha büyük resme bakacak olursak aslında hayalimizdeki liseye giderken birkaç tane noktadan geçiyoruz. Yaz programımızı yapmıştık. Sonra işte ara tatil programımız. Ardından ilk tekrar programımızı yapıyoruz. Şu anda süper bir şekilde tamamlarsak birinci dönemden hiç eksiğimiz kalmayacak. Ardından son tekrarla sınava girip en güzel sonuçları alacağız inşallah diyorum. Ve tabii ki bir büyük resme bakacak olursak da aslında birinci dönem LGS matematik konuları altı tane üniteydi. Çarpanlar, katlar ve üstü ifadeleri ilk dersimizde yapmıştık. Ve bunların başkanına bakmıştık. Şimdi de kareköklü ifadeler ve veri analizine bakacağız sonuçlar. Ardından son dersimizde de olasılık ve cebirsel ifadeleri tamamlamaya çalışacağız. Ve bugünkü yapacağımız konu başlıkları kareköklü ifadeler inanılmaz önemli. Yani hatta ilk dersimizde de senin zorlanmasını zorlandığım bir konuydu biliyorum Tonguç Eren ama bu gerçekten bizim için çok değerli. Çünkü sınavdaki soruları incelediğimiz zaman mesela 2023'te abilerin ablalarının girdiği sınav 2022'de 2021'de 2020'deki sınav sorularına incelediğimiz zaman Tonguç Eren Bey bir kere hemen şunu da söylemem gerekiyor bunu daha önce söylemiştim ama 2020 ve 2023'te burası pandemi burası deprem senesi dolayısıyla burada sadece birinci dönem konularından çıktı sınav ama 2022 ve 2021'de normal normal bir seneydi ve burada farklı soru adetleri geldi karşımıza. Hatta şöyle göstereyim sana. Kalekökli ifadelerden 4 3 3 5 kaç tane ortalama soru geliyor sence? 4 hocam. Evet doğru. 4 tane ortalama neredeyse soru geliyor. Çünkü baktığımız zaman gerçekten çok değerli bir konu. Tabii ki normal senelerde 3'er tane soru gelmiş. Diğer konuların içinde de geldiği için gerçekten çok değerli bir konu. Ben buna 4 demek istiyorum ve diğer konuların içerisinde de mutlaka çıkan bir konu onu da söylemek istiyorum. Veri analizine baktığımız zamansa bak bakıyoruz buradan 3, 2, 1, 2 gibi yani ortalama bir veya iki tane soru geldiğini söyleyebiliriz. Yani sınavda çok önemli bir kısmı tamamlayacağız seninle beraber. 6 tane soruyu tamamlayacağız neredeyse. Yani 20 soruluk bir sınavın 6 sorusunu bu dersimizde tamamlayacağız inşallah diyorum. İlk tekrar programımıza uygun bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Kara sayılar ve verenizi konusundayız. Neredeyse ara tatilimiz bitmek üzere. Hadi birazcık daha hızlan Tonguç Eylan benim ve eksiklerini tamamla. Bunu yaparken biliyorsun ilk tekrar setimizi kullanıyoruz Tonguç Eylan İlk tekrar setimizden hemen sana ödevlerini hatırlatmak istiyorum. i̇lk tekrar LGS kitabımız dan sayfa 20 35 arasını çözmeni istiyorum Tonguç Hocam. Birazcık daha geniş biliyorum ama buradaki sorular zaten hani bir tane teste 4 veya 5 tane soru çünkü yeni nesil Hepsi aslında buradan baktığın zaman buradan 20 ile 35 arasını karekökli ifadelerden çok testimiz var ve veri analizinden daha az testimiz var nispeten ve buraya kadar yapmanı istiyorum Tonguç Hocam. İlk tekrar kitabımızdan. Yeni nesil Türkçe matematik kitabımızdan da sayfa 76 83 arasını yapmanı istiyorum matematik kısmından. 76 ile başlıyoruz ve kareköklü sayılarla ilgili iki tane testimiz ve aynı zamanda veri analiz ile alakalı iki tane testimiz var Tonguç Aramay'ın. Buradan yine yeni nesil sorular var. Tabii ki ana denemeyle ilgili testlerimizde artık yani denemelerimizde sonlara yani yarından itibaren artık netler artıyor denemelerini çözebilsin. Çünkü sadece birinci dönem konularında oluşan bir deneme e, sistemi bu aslında diyorum ve ödevini verdikten sonra hadi bakalım süper bir şekilde dersimiz başlasın. O zaman hadi bakalım senle beraber karekök ifadeler başlayalım. 3'ün karesi? E ee, 9 hocam. Harikasın bak bunları çok rahat söyleyebilsin. 7'nin karesi 49. 14'ün karesi 196. Hani belki onun karesinden sonrakileri bilmen çok iyi olur. Tam kare sayılarda 11'in karesi 121, 12'nin karesi 144, 13'ün karesi 169. Bunları çok iyi bilmen gerekiyor. 14'ün karesi 196, 15'in karesi 225. Bak bunları bildikten sonra aslında karekök ifadeler çok basit. Hızlıca hatırlıyorum. merak ne fazla uzatmayacağım. Bunlar kısa bir konu özeti şeklinde geçecek bu arada. Ama sonrasında gerçekten çok güzel yeni nesil sorular var. Bu yeni nesil soruları çözünce artık kafamıza her şey yatacak. Şimdi karekök 9. 9 sen neyin karesi 3'ün hocam. Harika. İşte bu kadar. Yani 3'ün karesi 9'sa karekök 9 da 3'tür. 7'nin karesi 49'sa karekök 49 da 7'dir. Yani karesini alırken sayı büyüyorken kare alırken karenisinin tam tersini düşünüyoruz. Yani sen neyin karesisin kardeşim diyerek sayıyı küçültüyoruz. Kare kök 196 14 diyeceğiz. Şimdi aslında bunu niçin kullanıyoruz? Bize alanı verilen bir karenin mesela bu karenin alanı 49 santimetre kare bir kenarı nedir onu bulabilmek için. Yani karesini bulurken aslında ee, bir karenin kenarından ya yani bu üç aslında bir kare, karenin kenarı burası ise dokuzsa alanı şimdi ise tam tersini yapıyoruz yani alanını bildiğimiz bir karenin bir kenarını bulmaya çalışıyoruz dolayısıyla. E, alanı 49'da. Bir kenara kaçtır? Yedi hocam? Harikasın. İşte karekök 49 yani 7 diyeceğiz. Harikasın. Dolayısıyla cevabımız 7 olduğunu karekök 49'da buluyoruz. Mesela bir kenarı ne bulmak istiyoruz? Alanı 196'ymış. O zaman Karekök 196 diyeceğim ve bunun da cevabı 14'tür evladım benim. Tabii bunlar tam kare sayılardır. Tam kare sayıları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bak tam kare sayılar her zaman çıkar. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Yani 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'ın karesi, 7'in karesi, 8'in karesi. Ondan sonra 9'un e, karesi, 10'un karesi, 11'in karesi, 12'nin karesi, 13'ün karesi, 14'ün karesi böyle böyle gidiyor. 15'in karesi böyle böyle devam ediyor. 16'nın, 17'nin, 18'in 20, 25'e kadar hatta 30'a kadar bilsen çok işine yarar diyoruz sorularda. Şimdi ama sınavda da en fazla çıkan yiğidi öldür hakkını yeme diye laf vardır ya. Gerçekten de yaklaşık değer. Yaklaşık değeri çok seviyorlar. Soruların içinde soruyorlar. Aynı zamanda bir parçası olarak veya direkt bunun sorusunu soruyorlar. Mesela örnek karenin alanı 50 santimetre kare ise bir kenarı yaklaşık kaç santimetredir diye sormuş bize. Şimdi ben biliyorum ki aslında 50 bir tam kare sayı değil ama tam kare olamamasına rağmen aslında yaklaşık olarak bir kenarına giderken hesaplayabileceğimiz bazı şeyler var. Hemen göstereyim sana. Karekök 50'dir bir kenara değil mi? Karekök 50'dir. Neden karekök 50'dir? Çünkü alanı verilen bir karenin bir kenarını bulmak istiyorsam Kare kökünü alacağım alanının. Bitti o kadar. Alanının karekökü hemen böyle yazayım hatta bunu da not olarak. Eşittir. Kenardır. Bir kare için tabii ki bu çok önemli bir özellik. O zaman karekök 50. Acaba hangi tam sayılar arasındadır? Şimdi mantık olarak şunu düşüneceğiz. 4, 5, 6, 7 diye bir sayı doğrusunu düşünelim. 4 aslında karekök 16 değil mi Tomuş evladım? Evet kare hocam. 16 aslında 4'tür. Karekök 25 eşittir 5'tir. Karekök 36 aslında 6'dır. Karekök 49 aslında 7'dir. Karekök 64 aslında 8'dir. Karekök 81 aslında 9'dur. Yani bunun cevabı nedir desem 9 dersin bana. Bunun cevabı nedir desem 8 dersin bana. Karekök 50 de işte bu aradadır. Yani 7 ile 8 arasında diye bir not düşüyoruz. Ama 7'ye daha yakın diyoruz. Çünkü 49 ile 50 birbirine bitişik neredeyse. O zaman 7'ye yakın diye notum düşüyorum. Şimdi buna bakarak bir de şöyle bir cetvel var. Bu cetvel acaba uzunluğu bu mudur, bu mudur, bu mudur demiş bize. Şimdi bu pardon cetverin uzunluğu değil de bu çubuğun uzunluğu. Cetveri de koymuş demiş ki bak dikkat. sıfırdan başlıyoruz. 6 ile 7 arasında bir uzunluğu varmış cetverin. O zaman 6 ile 7 arasında bir uzunluktan bahsediyoruz. Ama şimdi ilk başa bunu çözelim? 6 ile 7 arasında. Şimdi 6 dediğimiz şey karekök 36'dır. 7 dediğimiz şey karekök 49'dur. Karekök 36 ile karekök 49 arasında olan karekök 36 ile karekök 49 arasında olan hangisi sence 20 mi 30 mu? 40 mı? Karekök düşün. Ee, karekök 40. Harikasın. işte İşte bu kadar. Karekök 40 doğru cevabımızdır. Yani bu çubuğun boyu karekök 40'tır diyebiliriz. Çünkü 36 ile 49 arasında bir sayı arıyoruz. Bu kadar basit aslında. Ama sınavda sorularda nasıl veriliyor? Hemen sana göstermek istiyorum yeni nesil sorularda. Ne yapıyor biliyor musun? Çubuğu, çubuğu bak şöyle mavi bir çubuk koyuyor bu sefer. Mavi çubuğu şöyle koyuyor. Şöyle koyuyor. Bu mavi çubuğun boyu ne kadar? Bak şu mavi çubuğun boyu ne kadar? Şimdi bak nereden başlıyor? Birden başlıyor. Nereye kadar? Beş ile altı arasında. Herkes şunu söylüyor. Beş ile altı arasındadır hocam. Beş veya altı santimetre. Yani beş buçuk santimetre. Hayır patlarsın çünkü. Nereden başladığı önemli. Nereden başlamış? Birden başlamış. O zaman diyorsun ki sen beş ile altı arasında diyorsun ama... Ama biri çıkarman gerekiyor bunlardan. Yani dört ile beş arasında. Bak dükkan. Bir, iki, üç, dört, Dört buçuk. Görüyor musun aslında nereye kadar geldiğini görüyor musun? Dört buçuğa geldik. Dört ile beş arasına geldik yani aslında. Bu mavi çubuğun boyu için böyle bir e, akıl yürütme yapmamız gerekiyor. Sınavlarda kesin çıkıyor. Net çıkıyor bunlar. Cetvel soruları da çok popüler bu arada. Şimdi A kare kök B gösterimi aslında birçok yerde kullanıyoruz. Dikkat ettim bak. Dört işlem yaparken, şıklarda sonucu ararken, sıralama yaparken, yaklaşık değer bulurken birçok yerde kullanıyoruz. O zaman yapmamız gereken şey şu. A kare kök B gösterimini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Üçüncü maddemiz bu. Karekök 48 dedi bize. Nedir bu aslında? Karekök 48 ya bilmiyorum ne bileyim. Hayır böyle bırakmayacaksın. Çünkü şıklarda bu yoktur. Ee, Yaklaşık Mesela dört işlem yaparken toplama çıkarma çarpma bölme yaparken bunu kullanamazsın. Çok büyük sayılar bunlar. O yüzden ne yapacağız biliyor musun? Aslında bizim bildiğimiz tam kareleri kullanacağız. Tam kareleri hemen yazıyorum. 1, 4, 9, 16, 25, 36... Ee, 60 pardon 49 64 81 ve 100 bu ilk 10 sayının aslında tam karesini bilsen çok iyi olur. Yani karesini alınca değerini bilsen çok iyi olur. Çok karşımda çıkacak. Mesela 48'in aslında 16 çarpı 3 olduğunu söyleyebilirim ben. Neden? Çünkü tam karelerle bir bağlantı kurmaya çalışıyorum ama çarpma şeklinde. 16 çarpı 3 48 değil mi? Evet hocam. Harikasın. Peki 16 neyin karesi Tonguç evladım benim? Dördün karesi hocam. Harikasın. İşte 16 dışarıya 4 diye çıkıyor. 16 dördün karesiydi. 16 dışarıya 4 diye çıktı. İçeride bu zavallı 3 kaldı. 4 karekök 3 şeklinde yazabiliyorum bu 48 sayımızı veya ikinci bir taktik 48'i böyle yanına çizgi çizerek ne yapıyoruz? Algoritma yapıyoruz aslında. 2'ye böldük 24, 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. Şimdi bu ikisi bir tane olarak çıkıyor. Bu ikisi bir tane olarak çıkıyor. 2, 2 ve bunlar sonrasında da çarpılıyor. 2 çarpı 2. Sonrasında bu zavallı da içeride kalıyor karekök 3 yani 4 karekök 3 aynı sonucu ulaştık hiç problem yok ve bunun da bir de tersini de öğrenmemiz gerekiyor. Yani biz 16'yı dışarıya 4 diye çıkartıyoruz ama biz acaba 3'ü içeriye sokabilir miyiz? Bazen içeriye sokup da aslında A karekök B gösterimini de bozmamız gerekiyor. Nasıl mesela? İşte sıralama yaparken bozmamız gerekiyor. Yaklaşık değer bulurken bozmamız gerekiyor. Mesela 3 karekök 5'te 3'ü içeriye sokabilmek için ne yapıyorum? Bak dikkat et dışarıya çıkarken 16 4 diye küçülüyordu. Yani dışarıya çıkarken küçülüyor. Ama içeriye girerken büyüyecek. Dolayısıyla 3 içeriye girerse 3'ün karesi kaçtır? 9 hocam. Harikasın. 9 diye girecek. 9 kere 5'ten de karekök 45 çıkacak sonucumuz. Geldik 6 karekök 2'ye. 6 içeriye girmeye çalışacak. 6 içeriye girerken 36 diye girecek. 36 çarpı 2'den karekök 72 oluyor sonucumuz. Şimdi sence 3 karekök 5 mü büyüktür 6 karekök 2 mi de büyüktür? Ya yani şimdi ben buraya bakarak bir şey söylemiyorum. Ama karekök 45 ve karekök 72'ye bakarak bir şey söyleyebilirmiştim. Hangisi daha büyüktür? Karekök 72 hocam. Harikasın. Karekök 72. Yani 6 karekök 2 daha büyüktür. O zaman 3 karekök 5 küçüktür 6 karekök 2 diyebiliriz veya bize şunu sorabilirdi 6 karekök 2 hangi ardışık tam sayılar arasında diye sorabilirdi ne yapıyorduk o zaman tam kare düşüyorduk 72 hangi iki tam kare arasında bakıyorum 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 64 ile 81 arasında karekök 64 ile karekök 81 arasında karekök 72. Yani 6 karekök 2. O zaman bununla bunun arası olduğuna göre bu 8 zaten. Bu da 9 zaten. O zaman 8 ile 9 arasındadır diye söyleyebiliriz. Geldik karekök ifadeleri çarpma bölme. Her sene en az bir bazen de iki tane sorusu var bu sayfanın onu söylemek istiyorum. Mesela burada ee, normal sayı diyorum ben bunlara, karekökün dışındaki sayılara, karekökün içindeki sayılara zavallı sayılar diyorum. Normal sayılar, normal sayılarla çarpılır, dört kere üç, on iki hocam. Harika. Zavallı da zavallı sayılarla çarpılır, karekök iki ile karekök beş çarpınca da karekök on ediyor diyoruz. On iki karekök on şeklinde yazabiliriz bu sayıyı. Şimdi burada şöyle bir mantık var. Karekök beşle iki karekök 3 çarpıyoruz. Bunun başında bir şey yok. Bunun başında bir şey yoksa aslında ee, mesela şöyle düşünelim x yazdım buraya x aslında bak 2x yazdım bir de x yazdım x aslında kaç tane x'tir bir tanedir hocam harika bir tane olduğuna göre 1x'tir aslında yani bu aslında 1 karekök kök 5'tir İşte normal sayıyla normal sayıyı çarpıyorum 2'yi karekök kök sayıyla kare kök sayıyı çarpıyorum karekök 15 şeklinde yazabilirim burada da aslında bir şey yok ama bunların başında 1 var gibi düşüneceğim 1 kere 1 1 yazmama gerek yok bile Kare kök karekök 3 çarpı karekök 3 bu çok önemli işte karekök 9 ediyor. Karekök 9 kaçtı? 3'tü. işte. ben burada sana çok önemli bir kural öğreteceğim. Bu karşımıza çok çıkıyor. Sınavda özellikle sorularda öğretmenlerimiz çok seviyor. Karekök öküz çarpı karekök öküz. Hmm. Harika süper bir ses gerçekten de. Tenor olabilirsin maşallah. Dolayısıyla bunun cevabı öküzdür evladım benim. Yani karekök güzel karekökün çarpımı karekökler çıkıyor sadece öküz kalıyor. İşte karekök 3 ile karekök çarpımı 3'tür aslında. Bu da aklımızı göçte kalsın. Şimdi bölmede ise aynı şekilde normal sayı normal sayıya böl 2 köklü sayı köklü sayıya böl karekök 3 şeklinde yazabilirim. Burada bunun başında bir şey yoksa aslında görünmez bir 1 var dedi diyorum. 4'ü 1'e böl 4 karekök 10 bölü karekök 5'te karekök 2 şeklinde yazabiliyorum. Şimdi toplama çıkarmaya bakalım. Orada da elma armut hesabı var. Bitti bu, bu kadar. O da nasıl? Mesela ben burada karekök 5'e elma diyorum. İşte o zaman bu ikisini toplayabilirim. 3 elmayla 8 elmanın toplamı aslında 3 karekök 5 demek. 3 çarpı karekök 5 demek. Yani 3 elma demek. 8 elmanın toplamı 11 Elmadır. elmayı değiştirmiyorum bak elma yine karekök 5 kalıyor bu çok önemli 10 elmadan 4 elma çıkarsa 6 karekök 2'dir divabımız ama burada ne yapacağız İşte burada öğrendiğimizi kullanacağız O da şu a karekök B'ye çevirmemiz gerekiyor bunu bu aslında 16 çarpı 3'tür yani 4 karekök 3'tür Bu aslında 4 kere 3'tür 4 kere 3 onu 4 ile dışarıya 2 diye çıkar. 2 4 2'nin karesi aslında. 2 karekök 3'türüş ve sonrasında aslında yapmam gereken şey 4 karekök 3 eksi yani bu eksi bu. Yani 2 karekök 3 artı karekök 3. Aslında bu görünmez bir 1 ile çarpılıyordu. Dolayısıyla 4 elma eksi- 2 elma 2 elma etti. 1 elma daha 3 elma etti. 3 tane karekök 3 bak elma değişmiyor dikkat et. Karekök 3 aynen kaldı diyor. Şimdi de geldik doğal sayı yapan çarpanlar. İşte bunlar da artık şey hani e, böyle e, eşantiyondan fasulyeler bunlar. Çok fazla soru çıkmıyor ama mesela biz bir, bir sene bundan bir soru geldi mesela. Veya başka bir sene bundan bir soru geldi. Dolayısıyla değişebiliyor Tonguç Erdem. Dolayısıyla bunlara çok iyi hakim olacağız. Yani her sene soru gelme ihtimali yine de olan e, konular bunlar. Doğal sayı yapan çarpan. Mesela karekök beşi ben neyle çarparsam doğal sayı çıkar. O da kendisidir. Karekök 5 ile çarpmam gerekiyor. Çünkü karekök 5 çarpı karekök 5 karekök öküz çarpı karekök öküzden hatırlayalım. Öküzdü. O zaman cevabımız 5'ti. Yani karekök 25'tir o da 5'tir aslında. Burada ise şöyle bir şey var. Doğal sayı yapan çarpan şu demek. Bak karekök 5 ile bir şey çarpıyorum ve doğal sayı çıktı. Yani karekökten kurtuldu. İşte ben de bunu karekökten kurtarmak istiyorsam Kareköklü kısmı ile çarpmam gerekiyor. Yani karekök 2 ile çarpmam gerekiyor. Bak 3 aynen kalsın. 3'e karışma. Bunun başında da 1 var. 3 kere 1 3 olsun. Eyvallah. Bunu problem yok ama karekök 2 x karekök 2 işte kendisiyle çarpınca neydi? Öküz çıkıyordu ya. O, o da çarpı 2'dir. Bak çarpmayı da unutmayalım. 3 x 2 6'dır. Doğru cevabımız. Mesela karekök 12 Ne ile çarpılırsa burada da dikkat edeceğiz. Bu a karekök b formuna gelmeli. O da nedir? 4 kere 3 12'dir aslında. O da 2 kare kök 3'tür aslında. Yani ben 2 kare kök 3'te neyi çarparsam doğal sayı çıkar. En azını sorar genellikle bize. Dolayısıyla kare köklü kısmı kadar yani kare kök 3 ile çarpmam gerekiyor. Kare köklü kısmı neyse ama minimumda tabii ki çıkardıktan sonra a kare kök b'ye onunla çarpmam gerekiyor. Kare kök 36 eder burası. Yani karekök içindeki sayıyla içindeki sayıyı çarpıyorsun ve bu da 6'dır. 6 tane doğal sayı yaptık. Şimdi ondalık sayıların karekökünde ise şuna dikkat edeceğiz. Bu sayıları aslında ondalık kesir şeklinde gösterebilmemiz gerekiyor. O da şu. 0,04 aslında bu 4 bölü 100'dür. 10'da birler, 100'de birler çünkü. E 4, 2'nin karesidir, 100'de 10'un karesidir. 2 bölü 10 yani 0 tam 10'da 2'dir cevabımız. 2,25. Burada ne yapıyorum? Hemen 225 bölü 100 diyorum aslında buna. Çünkü onda birler, yüzde birler. Ve bunu da 15, bunu da 10 diye çıkartıyorum. Ve bir tam onda beştir cevabımız diyoruz. İşte bu da hemen e, karşımıza geliyor. E, tam sayı değil ama ondalık kesir şeklinde dışarıya çıktı. İrasyonel sayılar, rasyonel sayıların toplamının Hepsine biz gerçek sayılar diyoruz. Peki nedir irrasyonel sayılar ve rasyonel sayılar? Rasyonel sayılar bizim bildiğimiz sayılardır. 1 bölü 2, 0 tam onda 5. Aynı zamanda işte e, başka ne söyleyeyim biz? 3, eksi 3 bölü 5. E, aynı zamanda mesela 4. Aynı zamanda mesela eksi 7. Aynı zamanda 0. Aynı zamanda karekök 36. Çünkü karekök 36 kaçtır? Bence 6'dır hocam. Harika 6'dır. Dolayısıyla bu çok basit. Bir de devirli sayıları da göstereyim. Bir tam onda 3 devirli mesela. Bunların her birisi birer aslında rasyonel sayı. Mesela e, bu aynı zamanda tam sayı dikkat ettiysen. Bu da tam sayı. Bu aynı zamanda doğal sayı mesela. Bu devirli ondalık sayı mesela. Bunların hepsi ama rasyonel sayı. Ama irrasyonel sayılarsa pi ile başlar ve karekökün dışına çıkartamadığım sayılardır. Karekök 3, karekök 2, karekök 5, karekök 10 mesela veya ee, evet 10 diyelim mesela karekök 37 e, mesela, karekök e, sallıyorum 40 mesela bunlar karekökün dışına çıkamaz dolayısıyla irrasyonel kısmına giriyor diyoruz. Şimdi geldik artık fazla uzatmıyoruz. Yepyeni nesil sorular çözeceğiz. Bu soruyu çözerken istersen durdurup kendin çözmeye çalışıp ardından benle beraber anlayabilirsin ve benim yöntemimi lütfen çok iyi dinle. Çünkü öğretmen olarak sana en kısa ve en mantıklı, en doğru yöntemi göstermeye çalışıyorum soruları çözerken. Bakalım hemen. Yukarıdaki şekil birer kenarları çakışık bir kare ile dikdörtgenin birleşiminden oluşmuştur demiş. Karenin alanı bak burada karemiz var burada dikdörtgen var tamam. Karenin alanı 32 santimetre kare ve tüm şeklin çevresi karekök 1800 santimetre olduğuna göre dikdörtgen parçanın alanı kaç santimetre kare demiş. Eski LGS sorusunun çok benzeri. Dolayısıyla çok iyi hakim ol. Bu soruyu yaparsan aslında LGS sorusunu yapmış olacaksın. Çıkmış LGS sorusunu yapmış olacaksın. Bakalım. Karenin alanı 32'ymiş. O zaman bir kenarı kaçtır. Şimdi burada bir çakışık kenar var. Bunu kullanmalıyım. Karenin alanı 32 ise bir kenarını bulabilmek için ne yapıyorduk? Karekök 32 diyorduk. Bu aslında alandan kenara gitmek için yöntemdi karekökünü almak. Karekök 32 nedir dediğim zaman da aslında 16 çarpı 2'dir 32. Bu da 4 diye dışarı çıkar. 4 karekök 2'dir. Yani A karekök B formatına getirdim. O zaman karenin bir kenarı burası 4 karekök 2. Burası da 4 karekök 2. Burası da 4 karekök 2'dir. Şimdi e burası da dört kare kök gelir o zaman. Hoppa. E burası dört kare kök ise dikdörtgen de burası da eşittir. Dört kare kök gelir. Şimdi bayağı bir şey bulduk. Şimdi tüm şeklin çevresi kare kök 1800. Müş. Kare kök 1800 nedir ki ya Allah aşkına? Hemen bakalım. 1800'ü ben şöyle düşünüyorum. Diyorum ki ya aslında e, 18 çarpı 100'dür bu. E, 100 dışarıya 10 diye çıkar. 10 kare kök 18. E aslında Niye öyle yaptım ki? Aslında 1800 900 çarpı 2'dir aslında. 900 aslında 30'un karesidir. 30 karekök 2'dir aslında. O zaman ben bunun çevresini yani bu şeklin çevresini 30 karekök 2 diye söyleyebilirim. Bunu yaparken ne yapıyorum? Çevresinde ben mesela buradayım. Çevresinde tur atıyorum. Bunu gittim, bunu gittim, bunu gittim, bunu gittim, bunu gittim, bunu gittim, bunu gittim ve aynı yere geldim. İşte çevresi bu demek. Şimdi senle beraber hadi bakalım bir çevre hesabı yapalım. 30 karekök 2. Hop eşittir. Yani burası bunun hepsinin çevresi eşittir 4 karekök 2 artı bunu bilmiyoruz. Soru işareti. Artı bu 4 karekök 2 artı bir daha soru işareti. Hop artı 4 karekök 2 artı 4 karekök 2. Şimdi Dört elma, dört elma, dört elma, dört elma. Kaç tane dört elma var? Dört tane. Dört kere dört, on altı. On altı kare iki zaten var cepte. Otuz karekök kök iki eşittir. On altı kare kök 2 artı iki tane bundan. Yani bu kenarlardan iki tane. Acaba iki tane soru işareti nedir ki Allah aşkına? Otuz elmadan on altı elmayı çıkartsan ne olur? On dört elma çıkar. On dört elma iki tane soru işareti ise... Aslında bir tane soru işareti eşittir 7 karekök 2'dir. O zaman burası 7 tane elmaymış. 7 tane elmayı bulduk. Toplamda 30 elma olması gerekiyordu. 4 4 4 4 burada var 16 elma. 14 elma da bu ikisine kalıyor. Bunlar zaten dikdörtgen oldukları için eşit dolayısıyla 7 elma 1 kenarı. Ne sormuştu bize? Dikdörtgen parçanın alanını sormuştu. Yani bununla bunun çarpımı. Bununla da 4 kare 2'yi çarparsam dikkat edelim. 7 kere 4 28. Kare kök 2 çarpı kare kök 2. 2'dir hocam. Harikasın. Doğru cevabımızı söyledin. 28 çarpı 2'den de cevabımız 56 santimetre karedir diyorum. Cevabımızı burada bulmuş olduk. İşte burası çok önemli. Çok dikkat et. Tam bir yennesi soru, zaten çıkmış bir sınav sorusunun benzeri. Dolayısıyla burada ne yapıyoruz dikkat ettiysen, teker teker, adım adım, üşenmeden işlemleri yapıyoruz. Başka çözüm yöntemi yok bu sorunun yok. Şimdi geldik yeni nesil yepyeni bir sorumuza. Burada ise bir koşu yarışması var ama engelli bir koşu yarışması. Dolayısıyla Tonguç alanında Karakök 8 metre bulunan engellerden oluşan parkurda koşarken 5. engele takılıp 5 ve 6. engellerin arasında düşmüştü demiş. Tamam bakalım burada bir yere düşmüş tamam. Başlangıç çizgisiyle birinci engel arasında mesafe karekök 8'miş. Yani şurası karekök 8'miş. Tamam. Engeller arasındaki mesafe de karekök 8'miş. Hep böyle karekök 8 diye devam ediyor. Tamam. Tonguç'un düştüğü mesafenin başlangıç çizgisinde metre cinsinden uzaklığı aşağıdaki hangisi olabilir demiş. Dikkat edin burada nokta koymuş. Yani 3, 4 engelleri burada çizmemiş artık. Şimdi Tonguç'un düştüğü mesafe bu arada bir yerde düşmüştü. Başlangıç çizgisine yani buraya olan metre cinsinden uzaklığını sormuş bize. Şimdi bir kere diyorum ki Tonguç başlamış kök 8 gitmiş. Kök 8 daha gitmiş. Şimdi birinci engele gittiğinde kök sekiz yol gitmiş. İkinci engele gittiğinde kök sekiz daha gitmiş. Üçüncü engele gittiğinde bir tane daha kök sekiz daha gitmiş. O zaman beşinci engele kadar geldiği zaman beş tane kare kök sekiz yol gitmiştir bu arkadaşımız. Ve sonrasında altıncı engele kadar mesafede zaten altı kare kök sekizdir. O zaman Tonguç arkadaşımız burada bir yerde düşmüşsün Tonguç evladım benim. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir yere düşmüşsün. Peki bunların aslında açılımı nedir? Şimdi karekök 8'i ben gördüğüm zaman bir kıl oldum mesela ilk başta. Ya bu kardeşim aslında dört kere iki değil mi? Dört aslında iki diye çıkmaz mı? İki karekök iki değil mi? Yani beş karekök sekiz dediğim şey beş tane iki karekök iki. Bu da altı tane iki karekök iki aslında. Dolayısıyla burada ise bak normal sayının normal sayıyı çarpıyorsun. On karekök iki diyorsun. Burası da on iki karekök iki. O zaman Tonguç arkadaşımız bu arada bir yerde düşmüş. Yani beşinci engelle altıncı engel arasında düşmüş. Şimdi bu aradaki mesafeyi, bu aradaki mesafe acaba bundakilerden hangisiyle örtüşüyor? O yüzden ne yapacağız? Hemen karekökün içine sokmaya çalışacağız. Eskiden yaptığımızı tersine çıkaracağız. Aslında hiç yapmasak da olurdu. Neyse şimdi böyle devam edelim. Bak burada 10 içeriye girerse 100 diye girer. 100 çarpı 2'den Karekök 200 olur. Çünkü ha, yaklaşık değeri sormuş bize. 12 içeri girerse 144 diye girer. 144 çarpı 2'den de karekök 288 olur. İşte bu arada bir yerde olmasını istiyoruz. Bu arada bir yerde olan tam kare sayıları düşünüyorum. 14'ün karesi 196. 16'nın karesi 256. 18'in karesi 324. 20'nin karesi 400. Şimdi hangisi bu ikisi arasında Tabii ki B seçeneğimiz diyoruz. İstersek en baştan da şöyle yapabildik. 5'i Be içeriye sokardık. 25 çarpı 8'den yine aynı sonuç elde ederdik. Aynı şekilde 6'yı içeriye soktuğumuz zaman 36 çarpı 8'den de yine aynı sonucu elde ederek hiç merak etme. Yani e, işlemlerin sırası değişse de bir şey olmuyor. Aynı sonuca ulaşıyoruz. Cevabımız B seçeneği çok güzel bir yeni nesil soru ve sınavda tam çıkmasını beklediğimiz tarzda bir yeni nesil soru. Zaten çıkmış soruların benzeri bu sorular dediğim gibi. Yarı çapı R olan dairenin alanı pi R karedir. Sana bu bilgiyi aslında baştan veriyor bu tarz sorularda. Bir kenarı a olan karenin köşegen uzunluğu a kare kök 2'dir demiş. Tamam. Burada A kare kökü vermiş bize. A, A, A kare kökü yemiş. Tamam. Köşegen dediğimiz şey de şu çizgi. Yani karenin böyle ortasından geçen çizgi. Tamam. Hatta buraya da böyle çizebiliriz. Neyse. Alanı 54 santimetre kare olan daire şeklindeki bir masa üzerinde. Daire şeklinde masa varmış. Alanı 54'müş. Allah Allah bir daire ise alanı nasıl hesaplanıyordu? Pi re kare hesaplanıyordu. Tamam. Ee, köşeleri masanın kenarın kenarları üzerinde olan kare şeklinde bir örtü seliyor. O zaman bu mavi de örtüymüş. Buna göre örtünün alanı kaç santimetre kare demiş. Bir kere alanı 54 olan dairenin alanı nasıl hesaplanır? Pi re kare ile. Pi re kare eşittir 54'müş. Pi kaçmış? 3'müş burada da söylemiş zaten. 3 çarpı re kare eşittir 54'müş. O zaman diyorum ki re kare eşittir 18 diyorum. O zaman r eşittir karekök 18. O da aslında karekök 18. Aslında 9 kere 2'dir Tonguç evladım benim. O da 3 karekök 2'dir. O zaman bu dairenin yarı çapı 3 kare kök 2 ymiş. Dairenin yarı çapı nasıl gösterilir? Bak buradan böyle bir çizgi çizersem tam ortası aslında merkeziydi. Yarı çapı da şöyle mesela şöyle bir daire çizme var. Şurası yarı çapı veya burası da olur. Burası da olur. Burası da olur. Dolayısıyla burası merkezi bu çizgi yarı çaptır. Yani 3 kare kök 2'dir burası. Şimdi burası 3 karekök kök 2 ise burası da diğer yarı çaptır. Yani aynı yarı çap olmak zorunda Üç karekök kök 2. İşte son durumda şöyle bir karede köşegen uzunluğu ne çıktı? Yani elinde şöyle bir kare var. Şöyle bir kare var. Köşegenin uzunluğu kaç çıktı? Üç karekök kök 2. 3 kare kök Toplarsan ne eder? 6 kare kök 2 eder hocam. Harikasın. 6 kare kök 2. Al sana bize verdiği şey. Bak. A karekök kök 2. 6 kare kök 2. A A. 6 6 dolayısıyla bize ne sormuştu? Örtünün alanını sormuştu. E örtü zaten bir kare. E karenin alanı 6 altı kere 6'dan altıdan hop 36 santimetre karedir diyebilirim. Çok güzel, çok önemli sorular çözdük. Bu soruları anlamadıysanız bir daha dinleyin. Gerçekten çok işimize yarayacak bu tarz yeni nesil sorular. Zaten ödevimizde de aslında ödevimizde de bu tarz yeni nesil sorulardan geliyor. Mesela hemen sana göstereyim. Bak karekök ifadelerle alakalı ödevimizde dikkat edelim. Bu tarz yeni nesil sorularımız var. Bu tarz yeni nesil sorularımız var. Alanlı yeni nesil sorularımız var ki sınavlarda çok çıkıyor bunlar biliyoruz. İşte bak burada mesela yine alanlı bir yeni nesil soru. Aynı zamanda Uzunluk ölçüsü veya yarış sorusu veya işte e, sıvı basıncı sorusu. Bak sıvı basıncı bile koymuşuz buraya gerçekten de fen matematik hepsi birbirine girmiş. Şimdi senle beraber veri analizine bakacağız. Veri analizi konumuzda mutlaka mutlaka üç adet grafiği bilmemiz gerekiyor. Sütun grafiği, çizgi grafiği, daire grafiği. Bunların kullanım alanlarını hızlıca bahsedeyim sana. Bir kere notlar e, grafiğinde bak dikkat et birbirleriyle eğer karşılaştırma yapacağımız notlar varsa veya bilgiler varsa biz sütun grafiğini kullanıyoruz. İşte Fenerbahçe taraftarları Galatasaray taraftarlarından daha fazladır veya daha azdır veya Beşiktaş taraftarları daha fazladır gibi böyle taraftar karşılaştırma gibi böyle bir sürü e, karşılaştırma şeyinde mutlaka bir senenin e, grafiği bu, diğer senenin notlarının grafiği mesela. Artıyor veya azalıyor. Bunları e, karşılaştırmak için biz ne yapıyoruz? bunu kullanıyoruz. Ama eğer biz bir değişim göstermek istiyorsak artma veya azalma, artış veya düşüşe odaklanmak istiyorsak ve burada da genellikle bir değişim var. Ama süreklilik var burada. Yani e, burada sıcaklık sürekli var ve bu sıcaklık 10 derece, 15 derece oldu. Sonra 12 derece düşüyor. Sonra artmaya başladı gibi değişim gerektiren şeylerde de biz çizgi grafiğini kullanıyoruz. Peki daire grafiğini ne zaman kullanıyoruz? O da bir bütünün parçalarını göstermek için kullanıyoruz. Mesela koyun, keçi, inek, eşek bunların bir bütün aslında bütün hayvanlar ama bunun e, 90 derecelik kısmı koyunmuş. Şu dereceli kısmı keçiymiş. Şu dereceli kısmı inekmiş. Eşek en fazlaymış mesela gözüküyor buradan. Buradan net bir şekilde gerçekten. A -i, a -i. Harika bir ses gerçekten de. Evet. Bir de o zaman e, senden e, eşek sesinden sonra bir de ee, keçi sesi alalım bakalım. Mee. Harikasın, olağanüstü gerçekten de, gerçekten her türlü e, gerçekten arkadaşlarımızın seslerini yapabiliyorsun. Bravo diyorum sana. Şimdi geldik grafik dönüşümlerine en önemli kısım zaten soruların geldiği kısım burası. O da şu. Mesela bize bir sütun grafiği verdi, daire grafiğini soruyor. Ne yapacağız? Şimdi bir kere mutlaka mutlaka daire grafiğini çevirirken toplamı bulman gerekiyor. Toplam çok çok önemli. Toplam dediğimiz şey şu. A, B, C diye üç tane ürün çeşidi var. Bunların toplam miktarı ne kadar kardeşim? A ne kadar mesela sütün grafiğinde okumayı da bilmen gerekiyor. A'yı bir apartman, B'yi bir apartman, C'yi bir apartman olarak düşünürsen. Bu kaç katlı bir apartman? 15 katlı hocam. Harika. Üzerine yazıyorum. 15 dedim. B kaç katlı? 25. C kaç katlı? 20 katlı. Şimdi bunların toplam kaç kat olduğunu bulman gerekiyor. Topladık 40-60. O zaman toplam Eşittir 60. Bu bizim için çok önemli bir veri. Nasıl yapacağız peki? Diyorum ki orantı yapıyorum. Ya kardeşim diyorum. Bunun e, hepsi 60 olmak zorundaymış. Eğer biz A'yı arıyorsak mesela A'nın e, açısını arıyorsak 60'da 60'da 15 aslında e, şöyle yapalım. 60'da 15 tanesi A'ymış. 15 tane A varmış toplamda. 360 derecede Kaç tane A vardı diye soruyorum. Dikkat edin buradaki mantık şu. Aslında 60 ile 360 arasındaki ilişki 6 katı. Burada da 6 katı olmak zorunda. İşte 15 çarpı 6'dan da 90 derecelik bir açı çıkıyor. 360 derecede 90 derecedir diyebiliyorum. O yüzden diyorum ki A'yı çizecek olursam ortası burasıysa böyle bir 90 derecelik bir parça çiziyorum. A'nın rengine boyuyorum. Al sana bak. A'nın rengine boyadım. Ve A'yı da buradan tak diye gösteriyorum. Şimdi B'ye bakalım. B'yi bulurken de aynı mantığı uyguluyorum. 60'da B 25'miş. O zaman 360'da kaçtır? Ya zaten bir kere altı katını bulduktan sonra yine altı katı yine altı katı. Altı kere yirmi beşte tak yüz ellidir diye bulabiliyorum bak seninle beraber tak diye. Dolayısıyla yüz elli dereceyi göstermem gerekiyor. Onu da yeşille göstermem gerekiyor. Yüz elli derece de bak doksan derece burasıysa e, şunun hepsi yüz seksendir. O zaman şöyle bir şey. O zaman burası da yüz elli derecedir. Bu da nedir aslında evladım benim? Bu da B arkadaşımızdır diyorum. 150'yi de böyle yazdım ki daha iyi gözüksün. Bu zaten 90 derece. Süper. Ee, aynı zamanda C. Artık C hesaplamamıza gerek yok. Zaten 90 artı 150. Ee, 240 hocam. Harika 240. 360'tan 240'ı çıkartırsak zaten geriye kalan açı yani şurası da 120 derece aslında C çıkıyor. Bak bu B'ydi. Bu da C olacak. C'nin rengi de zaten bizde ne yazık ki yok ama yine de böyle bir şeyler uydurmaya çalışalım bakalım. Senle beraber C'yi de göstermiş olduk. Şimdi diğer yöntemi hemen sana göstermek istiyorum. O da şu. Şimdi bu çizgiyi de belirtelim. 150 derece en fazlası. 120 derece daha. Zaten buradan gözüküyor. B en fazla. Şimdi diğer e, formülümüz de çok basit. Garantici formül. Veri bölü toplam. Mesela 15 bölü 60 eşittir. Açı bölü. Açıyı bilmiyoruz. 360 derece zaten aynı hesaba çıkıyor ve burada işler dışlar çarpma yapıyoruz. E orada şöyle diyorum bak 15 çarpı 360 eşittir 60 çarpı x diyorum. Bunlar sadeleşiyor. 6 bir kalıyor. 15 çarpı 6'dan 90 derece çıkıyor. Neydi bu 15? A içinde. Dolayısıyla A'nın açısı merkez açısı diyoruz biz bunları bu arada. 90 derece diyoruz. İşte buradaki her bir açı merkez açı olarak adlandırılıyor. Daire ee, grafiğinde diyoruz. Ve senle beraber artık sorulara geçiyorum. Yeni nesil sorular. Hafta içi günlerde babasından günlük 50 TL para alan Ayça'nın günlere göre harcadığı para miktarları yandaki grafikte verilmiştir. Harcanan para günler. Pazartesi, salı, çarşamba, paşamba, cuma demiş. Tamam. Buna göre diyor ki Öncüllerine hangi de durdu demiş. Beş günde toplam 130 TL biriktirmiştir. Bakalım hemen. Şimdi burada ee, hemen bakalım. Pazartesi günü ne kadar da evladım benim? 25 hocam. 25 lira. Harika. 25 katlı bir apartman gibi. Burası 35. Bak bunu hemen yazman gerekiyor. Grafiği okumak diyoruz biz buna. Bu çok önemli. Grafiği okuyabilirsen eğer çok rahat ilerleyebilirsin. hemen böyle bir zoom yapalım bakalım. Bak 25, 35. Burası yine 25 katlı. Yine 25 katlı. Bak bunlar aynı katlı apartmanlar. Pazartesi, çarşamba. Perşembe düdük kadar. O zaman 20. Cuma Ohannesburg. Yani 40. Zaten 40 katlı apartman. Şimdi diyorum ki ee şimdi diyorum ki tekrar geri dönelim. Diyorum ki ya kardeşim tamam. Bunların buldum. O zaman toplamda kaç TL? Hadi bakalım. 25. 25 artı 35 artı 25 artı 20 artı 40 değil mi? Evet süper 60. E on sonra e, 110 çıktı. Sonra 145. Vay vay vay. Gerçekten olan üstü 50 60 e, 100 145. Cevabımız ama ne 130 demiş? O zaman yanlış değil mi Tonguç? Yanlış hocam. Cevap 130 senin. neden? Çünkü bize biriktirmiştir diye sormuş. Burada ise harcanan para demiş. Babasından günlük 50 TL alıyormuş. Bu kadar harcamış aslında. Günlük 50 TL olursa 5 günde 50 çarpı 5'ten 250 TL alır. Bunun da 145'ini indiragan yaparsa gerisine geriye 105 TL kalır. Kusura bakma. Dolayısıyla 130 TL değil 105 TL biriktirmiştir. O yüzden bu yanlış. Devam ediyorum. Sadece salı günü biriktirdiği para sadece perşembe günü biriktirdiği paranın yüzde Şimdi, şimdi biz şöyle yapalım. Burada pazartesi günü 25'te harcadığı para. O zaman biriktirdiği para nedir? Yine 25'tir. Çünkü 50'den 25 çıkarsam 25 çıkar. Şimdi bunlar biriktirdikleri. Şimdi salı günü 35 TL harcadıysa biriktirdiği 15 TL'dir. Toplamda çünkü 50 TL olmak zorunda. Burada çarşamba günü 25 TL harcadıysa yine 25 TL biriktirmiştir. 20 TL'cisi 30 TL biriktirmiştir. 40 TL'cisi ise 10 TL'cik biriktirmiştir. Şimdi bize ne sormuştu? Salı günü biriktirdiği para 15. Sadece perşembe günü biriktirdiği paranın %50'sidir. 30'un %50'si. Evet 30'un yarısıdır. Evet gerçekten doğru. %50'sidir yarısı demek. O zaman bu ifadeye doğru diyorum. Salı günü çarşamba gününden 5 lira daha fazla harcamıştır demiş. Bakalım hemen. Salı günü harcamıştır demiş. Dikkat edelim. Aman bu tarz e, böyle dikkat hataları yapılacak sorular çok çıkıyor bu arada. O yüzden çok uyanık olacağız. Be Salı günü çarşamba günden 5 lira. Salı günü çarşamba günü... Günden... Hayır 10 lira daha fazla harcamıştır. O zaman bu da yanlış. O zaman hangileri doğru demişti? Cevabımızın 2 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çok güzel bir yenilisi soru. Bu da önemli tarzda bir sorulardan. Bu kareli kağıt normalde ...LGS'de çok çıkan bir e, konuydu. Burada senin için bir kareli kağıt çizmeye çalıştım. Ama birazcık daha belirgin olsun diye istersen şöyle birazcık daha üzerinden geçeyim. Şöyle bir kareli kağıt mevcut burada aslında. Bak şöyle. Gözüküyor mu? Daha iyi gözüküyor değil mi? Harikasın gerçekten de. Gözüküyor mu evladım benim? Evet hocam çok net. Harikasın harikasın. birazcık daha bunları da yaptığım zaman daha ne net gözükecek diye düşünüyorum. Kareli kağıt çiziyorum senin için gerçekten de. Resmen teknik çizim yapıyorum. Evet harikasın. Ama e, bunu yaptığımız zaman artık soru çok net gözükecek. Şimdi ama bak eksenleri atlama. Yani ana eksenlerimiz şurası ve şurası. Bunları karıştırmayalım. Yanda bir çikolata yapımında kullanılan üç ürünün kütlece miktarları birim karede zemin içinde çizilmiş verilmiştir. Tamam. Bu veriler daire grafiğine çevrilirse şeker miktarını gösteren, yani şeker miktarını gösteren daire diliminin merkez açısı kaç derece zorluyormuş? Şimdi dikkat edelim. Bundan, bundan 1, 2, 3 tane kare var. Bundan 1, 2, 3, 4, 5 tane kare var. Bu da 1, 2 katlı bir apartman. Yani 3 katlı, 5 katlı, 2 katlı. O zaman ben buraya yazıyorum. 3, 5, 2. Şimdi toplam en önemliydi daire grafiğini çevirmekte. 3, 5, 2'nin toplamı 10'dur. O zaman 10 toplam değer. İşte bu 10 toplam değer dediğimiz şey 10 360 dereceye denk. Peki 5 neye denk olur evladım benim? Şöyle düşün. 10 360 dereceye denkse 5 aslında onun yarısı olduğu için 180 dereceye denk olacak. 5 neydi? Süttü. O zaman süt dediğimiz arkadaşın e, açısı 180 derece. Peki 3 kaç dereceye denk olacak? Bak 580 ise veya 10 360sa buradaki ilişkiyi iyi anlamaya çalışalım. Bunun 36 katı. Bunun 36 katı. Bunun 36 katı 3 kere 36'dan da 108 dereceye denk çıkıyor. Hangisi kakao? Kakao tamam. Peki şekere bakalım. 2 kaç dereceye denkliyoruz? Yine 36 katı o da 72 dereceye denk çıkıyor. Bu bir oran orantı e, mantığıyla yaptım tabii ki. He, ama ben bu hocam ben nasıl anlayayım yani böyle bir şey olmaz. Formülümüzde de veri bölü e, toplam eşittir açı bölü 360. Bize neyin açısı açısını sormuş şöyle benim. Bize e, şekerin açısını sormuş. O zaman verisine şekerin 2. 2 bölü toplam ne 10 eşittir açısı bilmiyoruz. Bölü 360 diyorum. Buradan da yapabilirsin bu arada. Hemen işler dışarı çarpma yaparsak 360 çarpı 2 eşittir 10 çarpı x diyorum. Bu ikisini çarparsak 720 eşittir 10 x. Her iki tarafı ona böldüğümüz zaman da taktuk x eşittir 72 derece buradan da geliyor. Aynı sonuca ulaşıyoruz. Hiç farklı değil. Dolayısıyla cevabımız 72 derecedir diyoruz. Geldik yine yepyeni nesil bir soru ve LGS sınavında yine çıkan sorunun benzeri bir soru. Burada da hem bize e, birden fazla grafik veriyor, birden fazla grafik veriyor ve bunlar farklı grafikler. Bunları dönüştürmek değil de bunları birleştirmek, akıl yürütmek gerekiyor. Bakalım marketteki et ve süt ürünlerinin kütlece dağılımı demiş. Süt ürünleri, et ürünleri... Burası 150 dereceyse, diğeri ne kadardır Hemen hesaplayabiliriz. 360'tan 150'yi çıkartırsak kaç görüyorum? 210. O zaman şu et ürünleri de 210 dereceymiş. Aklımızın bir köşesine kalsın. Rahat hesaplanabildiği için hemen hesapladım. Tamam devam edelim. Ve marketteki et ürünlerinin kütlece miktarı. Şimdi burada ne yapıyorduk? Hemen grafiği okuyordum. Dana 60 katlı bir apartman hemen şöyle doğru düzgün yazayım. Şöyle 60 diyorum. Şöyle birazcık daha şunu şöyle yazayım. 60. Ee, koyun 30 katlı bir apartman, tavukta 50 katlı bir apartman. Bunları yazdım zaten. Buradan gözüküyor şunlar. Eşleşiyor burada. Tamam eyvallah. Şimdi hemen ne yapıyorduk? E sütün grafiğinin toplamı bulabiliyorsak hemen buluyorduk. 60 30 110 140. 140 diyorum. Tamam şimdi bulduk. 140 tane ee, ...hayvan varmış, şey... E, ...ürün miktarı kilogram varmış diyoruz. Tamam. Bir marketteki et ve... ...süt ürünlerinin kütlece dağılımı... Grafi ...daire grafiğinde... ...tamam. Tüm et ürünlerinin kütleleri de... ...sütün grafiğine verilmiştir. Tüm et ürünlerinin... ...kütlesi zaten toplamda 140 kilogrammış. Buna göre marketteki süt ürünlerinin... ...toplam kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi bak tüm et ürünleri dana, koyun, tavuk toplamda 140 kilograma denkmiş. Ve buradaki et ürünleri yani 140 kilogramlık dediğimiz şey aslında 210 dereceye denk geliyor. Peki bize ne soruyor? Süt ürünlerinin toplam kütlesi ne diyorsun? Yani 150 dereceye denk gelen süt ürünlerinin ne kadar kütlesi olduğunu soruyor. Doğru orantı yapıyorum. Diyorum ki yahu doğru orantı nasıl hesaplanıyordu? Hop bununla bunu bununla çarpıyordum. 150 çarpı 140 eşittir 210 çarpı x diyorum. Burada da hepsini çarpmak yerine başka bir metot her iki tarafı 210'a bölüyorum. O zaman ne oluyor? Bunlar sadece şöyle işte x'i bulmuş olacağım. Ne yapıyorduk? Burada da sıfırlar birbirini götürdü. 21 ile 14'ü sadeleştiriyorum. Bu 2, burası da 3 kaldı 7'ye böldüğüm zaman. E, ee, ondan sonra 150 ile 2 çarp. 300, 300 bölü 3 de 100. 100 derece de aslında bulmak istediğim süt ürünlerinin 100 derece diyorum pardon. 100 kilogram aslında bu. Çünkü kilogramı bulmaya çalışıyordum ben. Burası kilogramdı. Dolayısıyla 100 kilogramda bulmak için süt ürünlerinin toplam kütlesidir diyorum süper bir şekilde. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.